hoş geldiniz. Ben Öykü Yürcü. Bugün sizinle vizelerimizi almaya geldik. Ne kadar çıktı, çıktı mı, çıkmadı mı biz de şu an henüz bilmiyoruz. Pasaport Alsancak'a geldik. İzmir'de alıyoruz. Hemen pasaport iskelesinden indiğinizde, şöyle gösterelim istersen Batu. Buradan hemen inip sağ sol yaptığınızda VFS'nin merkezi burada kalıyor. Biz görüşmeye de buraya geldik. Bir tek Hollanda'dan bulabildik ve bayağı bir sonraya bulabildik. Ancak vaktimiz geldi ve 2 hafta içerisinde sürekli kontrol ettik. Tam 2 hafta sonra geldi vize merkezine tekrar konsolosluktan diye bize bilgi geldi. Aslında sitede, resmi sitede neler gösterildiyse o belgeleri topladık. Benim birazcık şüpheye düştüğüm nokta bu sefer tamamen işte kendi işimle başvurduğum için daha önceden hep kurumsal bir yerde çalışıyordum ve başvurmuştum. O yüzden çok kolaydı. İK'dan istiyordum. Bütün belgeleri veriyorlardı. Hani eksik bir belgem var mı diye biraz şüpheye düştüm. Ama olmadığını söylediler. Eksik belgeniz varsa da mesela bu kayıtlı nüfus örneği istenen belgeler arasında yazmıyordu. Burada hemen çıkartabiliyorsunuz. Onu dosyaya ekliyorlar. Bakalım ne kadar geldi. Hep birlikte göreceğiz. Oteli de bizim İzmir'de düğün mekanları videosunu izleyenler hatırlar. Zeyt Nadi'nin orada nikah kıyılıyordu. Hadi nikah. Çok erken gelemem. Erken gelmişiz. Ha, bu arada şununla ilgili de bilgi vereceğim. Pasaportu almak için VFS'nin kendi sitesinde... Oy, saçım başım çok kötüymüş ya. Neyse artık sabahın köründe yapacak bir şey yok. VFS'nin kendi sitesinde 1 ile 4 arasında pasaport teslimi yazıyor. Erken teslimat içinde 7.30-8.30 yazıyor. Öyle bir şey yokmuş. Burada VFS'nin kendi kapısında. Zaten 8.30'da açıyorlar kapıyı. 4'e kadar istediğiniz saatte gelip alabiliyorsunuz. Biz o yüzden 7.30'da erken teslime geldiğimiz için bekliyoruz şu anda kapıların açılmasını. Adam balık attı diye mi acaba? Hop daldı. Kaptı ağzında. Bak bak ağzında. Evet. Bizim vizemiz daha gelmemiş. Yeşil yandı. Şeydeymiş, yoldaymış. Dur bir dakika birazdan çekeyim. Şimdi arkadaşlar, dün öğleden sonra gördük biz vize merkezine iletilmiştir diye. Ve öğleden sonra gördüğümüz için şu an daha yoldaymış, ellerine gelmemiş. Bugün bir teslimatında ellerinde olacakmış. Muhtemelen o yüzden 1 ile 4 arası pasaport teslimi yazıyor internet sitesinde. Ama 11.30 gibi tekrar gelin, elime gelmiş olursa size vereyim dedi. Biz de o yüzden bu arada şu anda kemer altına gidiyoruz. Bakalım buralarda bir börekçi bulup, börekçi pardon, börek çay yapmayı planlıyoruz. Size de mini bir kemeraltı turu olmuş olur artık. Bak bu restoran olmuş Batu. Hangisi? Şu. Bak şu köşedeki de olmuş. Bu da olmuş. Bir restorasyon var sanki. Yalnız... 1800'lerdenmiş. Arapça logo kapatıyor. Yoo hadi be. Yalnız şu şey yeniler de ne çirkin yapılmış ya. Herkes daha dükkanlarını yeni açıyor. Geçer miyiz? Şimdi Havra sokağındayız. Böyle balıkçılar, satıcılar, peynirciler, bir sürü şeyin satıldığı bir sokak. Nasıl ya? Çok güzel gözüküyorlar ha. Yani gerçekten ben buranın şeylerini çok beğendim. Neylerini?
mahsullerine. Mahsuller çok güzel gözüküyor. Peynirler, balıklar, etler. İşte hazırlıklarını yapıyorlar. Turş, of ağzım sulandı turşta. Açmak için itiniz. Mantıklı. Küçük Kara Osmanoğlu hanmış. Evet, baksana Batu. Çok güzel değil mi? İyi ki soktum seni. Biz geldiğimizde daha böyle üst taraf falan tam açılmamıştı. Merhaba, biz bir restorasyonu görmek için geldik. Roma gittim şu an güzini görünce. Bilmem herhalde doğru gidiyorum. Burada bol bol tabii kızlar ağası tarafında. Gelinlik çabiyeci. Bir sokağa saptık. Burası da kumaşçılar herhalde. Aynen. Aynen Eminönü ya. Ya sanki İstanbul'da büyüdük. Gelmiş buraya Eminönü diyoruz. Evet. Burayla ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Zamanında böyle öylesine bir şey sormuştuk. Bir de şu anda da görüyorum mesela fiyatları. İşte abiye fiyatlarını, gelinlik fiyatlarını. Kemeraltı uygundur falan deyip geliyor olabilir bazı insanlar. Değil yani, birçok markayla yarışır. Hatta birçok markanın indiriminde, outletinde falan çok daha uygun abiyeler bulabilirsiniz, gelinlikler. Tamam. Burası da Hisar önü. Evet. Kızlar ağası hanına doğru gidiyoruz. Bak, bizim söğüşçüyü göstereyim annemle. Buraya geldiğinizde mutlaka, bak şurada tuvalet var. Zaten şuradan hana gireriz şimdi. Ama ben önce söğüşçüyü göstereceğim. Şimdi bir kere şuradan sola saptığınızda şambalici var. Evet. Söğüşçü de burada. Yiyecek mi? Bayağı lezzetli. Ama şimdi, ay pardon. Belki açılmamıştır bile. E dedim ya. Evet, şambalici. Ya burası Batu. Aa, aynı yer mi? Ha tamam. Şambalimiz geldi. Bölüyorum. Hadi bakalım. Ben az yiyeceğim için şu kaymağından biraz daha aldım. Tamam. Değil mi? Bu güzel. Burayı yeni mi açtı? Bilmiyorum, ben ilk defa görüyorum. Bu arada bir tane şambali. Şu anda 2024 Şubat ayındayız. Kaymaklı 35 liraydı. Yediğimiz börekçide de bir porsiyon kıymalı börek 90 liraydı. Çay ve ayran içtik. 130 mu ne ödedi sanırım Batu. Burası da bir tanesi 35 lira. Burası da meşhur söğüşçü. Biz tabii şu an sabahın bu saatinde söğüş yemeyeceğiz ama nereye gidiyorsun? Buna mı girelim? Aha. Ama buranın söğüşü çok güzel, acayip güzel. Zaten her şey yok 1975'ten, 1945'ten falan falan. Şimdi kızlar arasında. Ya çok lezzetliydi bu arada börek. Evet, kızlar arasında da gir. Aa, şeye bakalım, Ali amcaya. Burada mı yeri? Burada, üst katta. Bu saatte gelmemiş de olabilir. Ama bakarız, ben sana gösteririm yerini. Nerede böyle takı tukucular, gümüşçüler falan oluyor. Burada da kumda kahve yapıyorlar. Böyle bir han. Latife Hanım kitabını okuduysanız bu han gözünüzde canlanmıştır zaten. Şimdi Batu'nun abisinin eşi Gökçe'nin babasının burada antikacısı var. Ona bakacağız. Güzel ya, çok güzel şeyler var. Bu üst katta kızlar arasında daha böyle antikacılar falan var. Ne güzel dükkanlar ya. Ay çok güzel. Böyle eski zamanda kalmış gibi sanki, değil mi? Eski zaman olsun. Çok hoşuma gidiyor Batu. Çok güzel. Ha burası.
Efemero'da burası ama yok. Hakikaten var. Belediye binası yıkılıyor, yenileniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi binası. Burası Konak Pier. Yani normalde alışveriş merkezi ama çok bir alışveriş merkezi şeyi yok bence. Ya restoranları falan güzel. Aynen, kitapçı var. Ama restoranları güzel. Etçisi ve balıkçısı çok güzel. Adabey'i balıkçı. Etçinin adını unuttum. Şimdi üst geçitten geçip artık VFS'ye doğru geri gidiyoruz. Ay, yoruldum bak iki yokuş çıkınca. Sanki geçen gün trekking'e giden biz değildik. Konak Pier'in konuşamayacağım galiba bugün. Eyfel. Eyfel'i yapan Eyfel. Hem Eyfel Kulesi'ni hem Konak Pier'i yapan mimar aynı kişi. Gustav Eyfel. Mimarımızın adı. Öykü Yurcu Diner. Batu gitti. Ben bekledim. 11.30 gibi aradılar. Daha doğrusu şu an saat 11.17 geçiyor. 11'e 10 geçe gibi aradılar. Pasaportunuz geldi. Gelip alabilirsiniz diye. Bunu anlattığım için Batu şu an çok kızacak ama bana 2 yıllık çıkmış. Acayip mutlu oldu. Batu'ya 1 ay ve tek giriş çıkmış ve yani neden bu çocuğun sürekli giriş çıkışı var, kurumsalda çalışıyor. Biz benim kendi işim var diye bana çıkmayacak diye korkuyorduk ama herhalde vergi mükellefiyim diye mi bana acaba böyle çıktı? Acayip şok içindeyiz şu anda. Bir de bendeki parayı daha fazla göstermiştim ki garanti olsun diye. Yani hem üzülmekle birlikte sinirlerimi aklıma vermiyorum. Benim bari 2 yılımdan 1 yılını ona verselermiş ya. Biz VFS'nin direkt VFS Global'in resmi kendi sitesinden başvuru yaptık. Herhangi bir başka bir aracıyla çalışmadık. Bu ülkelerin zaten şey yapmanız gerekiyor. Böyle ara aracı firmalarla çalışmanız gerekiyor. Yani gidip de bir insan hani böyle size gelin yardımcı olayım belgelerinizi toplayayım gibi değil. Ama Hollanda hükümetinin direkt çalıştığı yer VFS veya işte Yunanistan'ın çalıştığı yer direkt Cosmos gibi. Ülkelerin bağlı olduğu yerler oluyor. Mesela İspanya'da BLS'ydi galiba. Onların zaten ana sitelerine girdiğinizde direkt şey başvurusu, yani böyle hazırlamanız gereken resmi belgeler vesaire, onun başvurularını yap, yani şeylerini hazırlamanız gerekiyor. Şu an heyecandan konuşamıyorum. Ne hazırlamanız gerekiyor? Belgeler neler? Görebiliyorsunuz. Onun haricinde böyle başka biriyle çalışmanıza gerek yok bence. Direkt hani bütün toplamanız gereken belgelere orada ulaşabiliyorsunuz. İşte ücretleri, vize ücretleri falan da yazıyor. Şu an heyecandan şey oldum. Ya ama hani bu arada Batu'ya da üzüldüm çünkü ben Batu'suz bir yere gitmeyeceğim ki zaten. Batu'yla gidiyoruz yani. Sonuçta yine bir vize ücreti kadar daha masraf bizim ailemizden çıkıyor olacak yani. Öf. Ama kendime de çok sevindim. Atlar atlar giderim annemle oraya buraya. Ya bu da böyle bir vlogtu arkadaşlar. Arkadaşlar selam. Eve geldik. Ben heyecanımı biraz atlattım artık. Günün sonunda bu, yani aslında size çekmek istediğim videoda hani hem neler hazırladık dediğim bu bildiğiniz o belgeleri aldık ama ikimizin dosyası biri olmasına rağmen böyle farklı geldi. Yani açıkçası ben nasıl 2 yıl aldım ama Batu aşağıdan şik ediyor. Ama şöyle bir şey var. Biz birikimimiz olan tüm parayının çoğunu, daha doğrusu nasıl olsa aile olarak değerlendiriliyoruz deyip benim hesabıma koyduk ve öyle gösterdik. Bence en büyük sıkıntı oydu. Yarı yarıya bölüp paylaşmayı ve hesaplara dağıtmayı düşündük ilk başta. Ay Leyla'ymış arkamdaki. Söyledim, arkamdaki sen. Ama öyle yapmadık, hani aile olarak değerlendireceğiz. Zaten o parayı kullanacağız gibi düşünerek. Muhtemelen bu sebeple, ama bir de benim kendi işim var. Bir yere bağlı değiliz. Türkiye'de böyle bazen artık şeyleri de duyabiliyoruz ya. İş yerinden izin alıyor. O tarihlerde izinli olacak, yurt dışı seyahatinde olacak diye. Daha sonra gidiyorlar ve dönmüyorlar insanlar. İltica başvurusunda bulunuyorlar. Hani belki benim kendi işimin olması benim için öyle bir avantaj olmuş olabilir. Bir de benim Batu'ya yap dediğim bazı şeyleri. Ya ben mesela şey dedim, arabanın ruhsatını koy. İşte mesela Batu'nun maaş banka hesabıyla
normal kullandığı banka hesabı farklı. Yani maaşı bir hesaba yatıyor, sonra başka bir hesaba atıp o parayı oradan harcamalarını yapıyor. Onu koyacağına maaş hesabını koydu. Yani ikisini de koy dedim ben ona, çünkü hareket gözüksün diye. Bence hani bu tarz şeylere dikkat etmek gerekiyor. Tapuğu içinden çıkartıyorlar belgelerin diyor dedi. Haklı olabilir, onlar çıkartsın yani, ben öyle diyorum. Hani bir şey varsa da zararı olmaz, onlar çıkartsın, bunları almıyoruz desinler mesela. Ve o parayı bölüşmemiz gerekiyordu bence. En büyük fark bu oldu. Keşke bir yıl bir yıl olsaydı. Yani bana iki yıl vereceklerine Batu'ya da bir yıl verselerdi, bana da bir yıl verselerdi. Bunun haricinde ben özel olarak başka bir şeye dikkat etmedim. Bir de şöyle bir şey var. Sanırım konsoloslukların baktığı şeyler farklı oluyor. Mesela ben küçükken, küçüklüğüm boyunca annemden ve babamdan dolayı yeşil pasaporttum. Yeşil pasaportluysanız eğer giriş çıkışta herhangi bir vize almıyorsunuz Avrupa'da. Ben üniversitede normal vize başvurusu yapmaya başladıktan sonra Yunanistan'la ilk başladım ve Yunanistan bana acayip haz veriyordu. Bir hafta, 10 gün, 3 hafta böyle 4 kez falan Yunanistan'dan arka arkaya başvurdum. Maksimum en fazla 3 ay verdi. Ben de en sonunda sinir oldum yani. Dedim hani bu ne, sürekli başvuruyorum, para harcıyoruz ona ve yeşilde bir sürü giriş çıkışım var. Bu arada yeşildeki giriş çıkışlarınız sayılmıyormuş Schengen almadığın için. Hani Avrupa'ya girdin çıktığını görmüyorlar şurada, onu dikkate almıyorlarmış. O zaman da Hollanda'ya gidecektik. Düşünün ki yani benim öyle bir hafta, iki hafta, en fazla 3 ay veren Yunanistan'dan Hollanda'ya başvurduktan sonra Hollanda bana 1 yıl kullanım vermişti ve ben o aldığım bütün vizeleri doğru kullandım. Doğru kullanmak ne oluyor? Vizeyi aldığınız ülkeye ilk giriş çıkışınızı yapmanız gerekiyor ve söylediğiniz tarihlerde gerçekten gitmeniz gerekiyor. Ben o doğru kullanımlarımı yaptım ve hep doğru kullanımla başvurdum. Sonra zaten pandemi girdi. Benim burada korktuğum nokta, hem pandemiden beri Amerika'ya gittik. Hani Avrupa ülkesine hiç gitmediğimiz için çok uzun bir aralık vardı. Hem de artık kendi işim olduğu için korkmuştum. Ama tüm evraklarımı verdim. Her şeyimi de doğru yaptığım için muhtemelen böyle oldu. Tabii ki fikir yürütüyoruz, bilmiyoruz ama ben mesela bir daha Yunanistan'dan başvurmam yani. Hollanda'dan başvururum her şeyi doğru yaptığım sürece. Ama Batu da birazcık Hollanda'ya küstü şu anda. Bilemiyorum yani nasıl ilerleyeceğiz. Neyse, bizden böyle arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım gönlünüzden geçen yere, gönlünüzden geçen kişilerle istediğiniz zaman gidebilin, istediğimiz zaman gidebilelim hepimiz. Umarım sizin de vizeniz en az benimki kadar çıkar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.